90'da Berkan, Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda öldü öldü dirildi ve maçı 3-2 kazanmayı bildi. Fenerbahçe rahat bir oyunla çok daha farklı kazanabileceği bir karşılaşmada Kayserispor'u 3-0'la geçti. Ama son 2 haftaya girerken ki önümüzdeki hafta bildiğiniz üzere Galatasaray Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 6 puan farkla son 2 haftaya büyük bir avantajı taşımayı başardı Galatasaray takımı. Bu iki maçın sonundaki tüm maçların aynı saatte oynandığını hatırlatalım. Düşme hattında da gerçekten çok enteresan skorlar var. Pendik 1-0'dan geri geldi. 2-1 Rize karşısında. Ankara Gücü beraberliği yakalamıştı. Hatay 2-1 kazandı. Alt taraf gerçekten çok karışık ama üst taraf ve şampiyonluk yarışından başlayalım. Bana biri maçtan önce şöyle bir şey söyledi sevgili futbol severler. Bugün Galatasaray kazanmak istiyorsa en az 3 gol atmak zorunda. Çünkü Karagümrük 2 gol bulur. Bunu tahmin edebiliyorsunuz herhalde kimin söylediğini. Ve maç 3-2 bitti. Hocam bu tahmini yaparken nelere dayandırmıştınız? Hangi verilere dayandırmıştınız? Ya, hakikaten olağanüstü bir maç izledik. Tabii tahmin etmek herkes tahmin eder. Niye iddia çok oynuyor insanlar? Çünkü herkes bilir futbolu. Ben iki takımı teraziye koyduğum zaman, Galatasaray'ın artılarını eksilerini koyduğum zaman, stat atmosferini hemen hemen belki de ikinci kez oynuyor Galatasaray orada. Karagümrük takımı da oyuncu kalitesini biliyorum. Tabii ki çok tedirginler. Biraz önce söylediğiniz skorlar, bir hafta önce Karagümrük ne durumdaydı? 18. sırada şu anda. Evet, bir anda bu hafta da Gaziantep'e gidiyor. Pendik kazandı, Hatay'ı kazandı değil mi? Evet. Antep kazandı, Konya kazandı. Şimdi aslında Fenerbahçe'nin yani rakibinin, Galatasaray'daki Fenerbahçe'nin Sivas maçından sonra 4'te gitmesi lazımdı Fenerbahçe'nin, tamam mı? Ben Galatasaray'ın Alanya dahil olmak üzere, herkes Alanya zor diyordu. Ben en zor maçını Karagümrük olarak nitelendiriyorum. Haftalardır bunu söylüyorum. Çünkü bunu Galatasaray'a kadar Karagümrük'ünde ben oyun formatı ve oyuncu kalitesini düşünerek Tolunay Hoca'yla da bir kıpırdanma oldu takımda. Hatta yarı finalde bile rotasyon yaptı. Yani bir tıkla finale çıkacakken tabii ki Trabzonspor farklı kazandı. Eyvallah maçım ama tamamen bu maça endeksli bir Karagümrük vardı teknik heyet olarak. Galatasaray da ya öyle bir oyun oynayayım ki dedi. Ben iyi takımım. Karagümrük'le oyun başında üstünlük sağlayayım. Önce şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler de kusura bakmasınlar. Fenerbahçe'nin ikinci yarısını izlemedim. İkisini izlerken dedim ki ya Fener koptu. Galatasaray maçı şampiyonluk maçı oldu bir anda bence. Konya 0-0'ından sonra. Tabii ki Galatasaray bir de öyle neler yaşadı biliyor musunuz? Kadıköy'de müthiş bir seyirci sevgisiydi. Bu kolay bir olay değildir. 10. yılında evet. Ve çok yani küçük bir başkanı, antrenörü, oyuncusu, şusu busu bilmem. Kaç yıldır olamıyor. Ama Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe en başarılı unsurudur. Onu söyleyeyim. Birinci sıraya mı? Yani bu kadar sıkıntıya rağmen vazgeçmemeye çalışıyorlar. Fakat Galatasaray'a gelecek olursak genel olarak da Galatasaray'ı yorumlayacağız. Kolay iş becermiyorlar. Evet belki Berkan ilk golünü atıyor Süper Lig'de. Fakat şimdi öyle oynuyorsunuz ki ve öyle kritik dakikada gol diyorsunuz ki tıpkı Karagümrük Fenerbahçe maçının bir benzeri aslında. Öne geçiyor rakibiniz. İlk 10 dakikadan sonra oyunda dengeyi kuruyor. Ve soyunma odasına giderken öyle değil mi? Evet. 1-0 değil mi? Doğru. 45+4'te oldu. Maç Ramspart'ta ben 0-0 kaybedersem şampiyonluk gidiyor. Soyunma odası o. O yüzden pardon 1-1. 1-1 işte yani son saniyede onu söyleyeceksin. Şimdi, pardon. Uzatmalara giderken oyuncular artık tedirgin olmaya başladı ve golü buldular. Şimdi soyunma odasındayım. Ben Okan Buruk'um. Bütün oyunculara diyorum ki beyler yani bunlar iyi takım. Biz yalnız kendi oyunumuzdan taviz verdiğimiz zaman yani rakibe biz pas yaptırdığımız zaman genelde başarılı değiliz. Örnek bir Kopenhag maçı gibi bir sürü örnek bir Sparta Prag maçı gibi. Ve imdada kim yetişiyor? Hakikaten Mertens ve Barış'ın muhteşem iki golü. O ona verdi.
bir birden son soyumuzda diyor ki böyle temkinli hücum yapın. Zaten ikinci yarı Nelson Abdülkerim'e verirken, Abdülkerim Nelson'a verirken, Nelson Kaan'a verirken emin ol normalde Galatasaray öne doğru hızlı oynamaya çalışıyor. Bir 15-20 dakika böyle gitti. Tedirgin. Ola ki bunlar bize bir gol atar. Bak hazır 0-1'den geldik. 3 puan indi fark. Tekrar 4'e çıkardık. Biz içeride mağlup dahi olsak şampiyon olma ihtimali yüksek. O yüzden kontrollü oyunu tercih edeyim derken bu kontrollü oyun Karagümrük'ü biraz itti geriye. Ve aslında Galatasaray'ın attığı dakika kaç ikinci gol? 70. 70. dakika kadar 60 ile 70 arası Galatasaray artık stoperlerinde öne doğru. Yani 45 ile 60 temkinli oyun oynarken Karagümrük tabii bir yerde fizik olarak rakibine mağlup oluyorsun yani. Ve yavaş yavaş onları ittiler arkaya. İttikçe hata yapmayı da zorladı. Zorladı. Fakat Barış diye bir cevher var. Geniş alan, dar alan fark etmez. Burada sol taç kenarından topu aldı. Önce sağ taraf oyuncusu, sonra sağ stoperi geçti. Sağ stoper bozmaya için avuta çıkmadan topu kesti ayağının dışıyla. Ve Mertens'e tam bir forvet arkası koşu yaparak, Icardi'nin olduğu yere koşu yaparak golü yaptı. Bu gol ilginçtir. Galatasaray'ı oyunu tutma değil, devamını istercesine 3 tane de tehlikeli hata vardı. Icardi, bir tane daha Demirbay'ın şutu, şutu falan kaleci falan. Karagümrük de tam teslim olmak üzereydi. O ara hoca dedi ki Kerem Demirbay maçın iyi oyuncularından ama yoruldu. Ben buraya Berkan alayım. Sağ tarafa da Ziyech. Ben açık söyleyeyim. Ben o değişikliği yapmazdım. Kerem'i aldı. Neden? Neden hocam? Ziyech hiç boş oynamıyor. Ayağını oynadığınızda mesela Torreira alıyor diyor, oynuyor diyor. Ziyech oynuyor ya bak. Oynadığı anda top kalıyor abi sende. Kalçası koyuyor. İçeri doğru çekiyor. Veriyor alıyor. Şut atıyor veyahut da kesiyor. Evet. Beni çıkar demediyse. Şimdi hadi Kerem'i soktun. Bu kez kim pozisyonundan vazgeçti gitti? Barış sağ tarafa geçti. Demolize Kerem girince yani bir gol yerse derken işte Mertens'in bir top kaybından dolayı zaten Marka Nelson ve Abdülkerim'e göre fizik olarak daha iyi durumda golü yaptı. Aslında Galatasaray'ın hüneri de şurada. 7 dakika 85-86 mı? 83. 83. Santra mantra 85. Şimdi 3 puan geriye düşüyoruz. 3 puana iniyor fark. 3 puan iniyor maç içerisinde. 4'e bir puan alıyorsunuz. Son 6'ya çıkarıyorsunuz. Tekrar 4'e iniyor. Bakın sizin mental olarak bu maçı oynamanız çok kolay değil. Bir tarafta Fenerbahçe. Oyuncular, antrenör, taraftar hep birlikte. Biz yenelim de artık... Evet. Atatürk o psikoloji. Yani ikinci yarı öyle oynandı hocam. Ben size emin ol. Futbolun doğrularını söylemek zorundayız. Yanılabiliriz de. Maç berabere de bitse Galatasaray'ın. Bence %99 gene şampiyondu. Berabere daha iyi kalmış olsa. İçeride velev ki kaybetti. Üç, bugün beş, kaç tane attı Konya? Galatasaray yine şampiyon oldu. Ama tabii bu gol onu o kadar rahatlattı ki. Şimdi bundan sonra tabii 6 puanlık bir fark çok önemli. İçerideki mesela Konya'yı yenmek zorunda değilsin. Yarın bir gün Konya'da maçı kazandı. Oldu ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Kaldı 3 fark. Galatasaray'da 1 puan yetiyor. Konya'yı da 1 puan yapıyor. Ne yapacağız? Sabaha kadar 0-0 der maç. Doğru. İstesen de istemesen de. Ki Konya oraya doğru gidiyor dedi. Ben Galatasaray'ın aşağı yukarı... Kaç hafta? 36 haftada en tedirgin oynadığı maç bu maçı gördüm. Risk almadan basit, tedirgin bunu gördüm. Tabii ki Barış Mertens faktörü de oyunun bir anda hatta Icardi'nin de son golden önceki katkısı da tabii ki önemli. Bu gitgeller, puan farkının 3'e inmesi, tekrar 4'e çıkması, 6'ya çıkarman, tekrar 4'e düşmesi artık uzatmayla birlikte... Daha 9-10 dakikan var. Ya maç giderse ben Galatasaray tribünlerinde televizyon başında insanların ya iyi de boşver biz Fenerbahçe maçını beraberlikle bize yetsin. Bir puanda razı olalım. Çünkü adamlar öndeydi. Sonra bizi yakaladılar. Moduna girebilmiş olabilirler. Normaldir. Ama Olimpiyat'taki Galatasaray taraftarını ayrıca kutluyorum. Gerçekten hem kendi bölgelerini çok doldurmuşlar. Bütün maç boyunca hiç susmadılar. Hiç susmadılar.
oyunla ilgili tedirgin ama Barış'ın ve Mertens'in önderliğinde haftalardır hatta. Haftalardır. Ve ilginç olan da şu var. Gerçekten Galatasaray o oyunda ben saygı duyuyorum açıkçası. 5 maçtır uzatmalarla birlikte 500 dakikadır tek sarı kart gördüler abi. Gördüler mi bugün maçta? Yok. Tek sarı kart. Ya artık temaslı bir oyunda şampiyonluk yarışında 500 dakika içerisinde ben 100'er dakikadan hesaplıyorum. Değil mi? Bir sarı kart. Ve haftaya oynayacağı Fenerbahçe maçına cezasının da olmasına rağmen birkaç oyuncusu problems geliyor.